Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Domuzdan elde edilen jelatinler caiz midir? Jelatin dediğimiz katlı maddesi domuz ve sığırdan elde edilmektedir. Sığırdan elde edilen jelatin helal olduğu için mamullere katılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Dolayısıyla domuz dinen necis olduğu için Ondan elde edilen jelatinin mamullere konması halinde o mamulün kullanılması kesinlikle caiz değildir. Avrupa ülkelerinde genellikle domuzdan elde edilen jelatin kullanıldığı için üzerinde jelatin yazan maddelerin araştırıldıktan sonra kullanılması gerekir. Şayet sığırdan elde edilen jelatin kullanılıyorsa kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur. Onun için herhangi bir yiyeceğin içerisinde Jelatin vardır diye bir ifade bulursak, bunun kesin haram olduğu anlamına da gelmez, kesin helal olduğu anlamına da gelmez. Çünkü eğer e, sığır eti gibi helal bir yiyecekten elde edilmişse o jelatin helaldir, ama domuz eti gibi haram bir yiyecekten elde edilmişse elbette o jelatin haram olacaktır. Onun için domuzdan elde edilen jelatin kullanılması, bu yiyecek ve içeceklerin kullanılması caiz olmaz. Burada şöyle bir soru akla gelebilir haklı olarak. E nasıl ki alkol mahiyet değiştirip sirkeye döndüğü zaman o artık haram olmaktan çıkıyor ve sirke olduğu için helal oluyorsa acaba domuzdan elde edilen jelatin kimyasal değişikliğe uğrayarak o da helal olabilir mi? Artık domuz eti olma özelliğini kaybetmiş kimyasal bir değişimle helal hale gelebilir mi? Bu soruya cevap vermenin temel kaynağı yenmesi helal olmayan maddelerden elde edilmesi halinde bu maddenin tamamen kimyasal değişimi uğramaması durumuna bağlı olarak hüküm değişir. Eğer jelatin maddesi tabi olduğu muamele neticesinde gerçekten asıl hüviyetini, tadını, rengini, kokusunu ve diğer özelliklerini tamamen kaybediyorsa, e bu takdirde elbette kullanılmasına bir sakınca olmayabilir. Fakat eğer bu özelliklerini tamamen kaybetmiyorsa e bu takdirde kullanıldığı şeyleri yemek asla caiz olmaz. Şimdiki durumda konunun uzman arasında farklı görüşler nitekin mevcuttur. Uzmanların büyük bir kesimi jelatin maddesi, girdiği kimyasal muameleden sonra kendisinin asıl maddesi olan kolajen maddesinden tamamen farklı bir özellik gösterdiği kanaatindedirler. Bununla beraber bu özelliğin tamamen değişip değişmediğini savunan uzmanlar da vardır. Arz ettiğimiz bu gerekçeleri göz önünde bulunduran İslam Fıkıh Konseyi mesela 20-22 Haziran 2004 Haydarabad'da yaptığı toplantıda jelatin maddesini kullanmanın cevazına karar vermekle beraber bu konuda ihtiyatlı davranmanın daha iyi olacağını belirtmiş ve Müslüman sanayicilerin tamamen helal kaynaklardan elde etmeye yönelik ciddi çalışmalar yapmaya davet etmiştir. Netice itibariyle şüpheli şeylerden kaçınmak her zaman en makul, en sağlam ve en güzel çözümdür.